Önemli açıklama. Hepinize selamlar arkadaşlar. Dün akşamki yaşadığımız olayla alakalı hislerimi sizlerle paylaşmak ve yaşananları sizlere anlatmak istiyorum. Bir milli takım sporcusu olarak böyle bir konuyla beraber karşınıza geldiğim için çok mutsuzum. Huzurlarınızda tüm Türk halkından özür diliyorum. O akşam maçı izlemeye gelen tüm futbol sever arkadaşlarımdan, stat görevlilerinden, tüm sporcu arkadaşlarımdan özür diliyorum ve beni affetmelerini diliyorum. Dün... Niye? Niye yaptın o zaman? Niye yaptın oğlum? Abdü. Sebebi neydi Abdü? Niye yaptın oğlum? Oğlum niye yaptın? Özür dileyeceksen niye yaptın Abdü? Ben şu böyle videoları sevmiyorum abi. Zorla okutturuyorlar, darbe bildirisi. Hayır abi. Ya bu adamın, ya bak ben de YouTuber'ım kanka. Ben de biliyorum yani bunları yapmayı. Bak bunları ben de biliyorum. Yapması gereken ne abi? Abi evet. Cidden gündeme oturmak için böyle bir şey yapmış olabilirim. Hani yanlış düşünmüşüm. Yapmamam gerekiyordu. Ve hani bu tarzda bir cümle kurması gerekiyor samimi, anladın mı kanka? Yapayım ben de özür dileyeyim. Dün akşam maçı izlemek için her seyirci gibi futbol sahasına gittim, stada gittim ve maç başladı. Yani oraya gitme amacım böyle bir YouTube videosu çekmek, bunu işte sahaya atlayıp videoya çekip bunu YouTube kanalımda paylaşmak falan değildi. Kaldı ki yanımda kamera falan da götürmedim. Böyle bir hazırlığım yoktu. Maçı izlerken 15. dakikada falan inanılmaz heyecanlı bir durum oldu. Korner atışı esnasında maç durdu ve ben anlık refleksle bir anda heyecana kapılıp sahaya atladım. Kimseye dokunmadım. Yaptığım o anın heyecanına kapılmış, böyle planlanmamış bir hareketti. Ne bir kişinin, ne bir kurumun, ne de bir markanın yönlendirmesiyle falan hareket etmedim arkadaşlar. Ya da buradan bir video çıkartıp YouTube kanalıma atıp bir gelir elde etme amacında da değildim. Bir takipçi kazanma amacında da değildim. Hepinizden teker teker özür diliyorum bu durumu size yaşattığım için. Bir milli takım sporcusu olduğum için bu müsabakaların ne kadar önemli müsabakalar olduğunu farkındayım. Kendim 27 kere milli forma giydim. Ama bu durumun içerisindeyiz ve karşınıza geçip sizden özür diliyorum. Bugüne kadar beni tanıyanlar iyi bilir. Tanımayanlara da şöyle kısaca kendimi anlatmak istiyorum. Yaptığım videolarda ve yaşantımda her zaman spora ve sporcuya çok önem gösterdim. Kendi yaşantımda da bu şekilde yaşıyorum. Genç arkadaşlarımı da bugüne kadar hep spora teşvik ettim. Bu durum yaşanmış olsa bile daha ilgili bir şekilde, daha alakalı bir şekilde genç arkadaşlarımı spora teşvik etmeye, bununla alakalı videolar üretmeye devam edeceğim. Böylesine üzücü bir olayla beraber karşınızda olduğum için gerçekten çok derinden etkilendim ve bu durum beni çok üzdü. Bundan sonra hareketlerimde daha dikkatli olacağıma söz veriyorum ve sizden af diliyorum. Daha öncesinde olduğum gibi gençlere ve toplumumuza örnek bir birey olmaya devam edeceğim. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım beni affetmişsinizdir. Allah'a emanet. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ne emmeye yemiyorsun, ne gömmeye gömüyorsun. Hazır mıyız? Ya şimdi hocam, ben de GTA 5 oynuyorum. FiveM var. RP falan yapıyoruz. Ama bunun gibi yani şimdi bir RP Plus'ım var kanka. Yani bir RP Plus'ım var. Ya artık kimseyle ne bir dostluğum, ne bir hani samimiyetim kalsın kalmasın derdinde değilim abi. Çünkü sen artık mide bulandırıcı olaylar. Abi gündemde kalmayan için, ya kalmak için yapılan şeyler hoş değil abi. Yapılan şeyler hoş değil. İçeriğinle gündemde kalabiliyorsan kal, kalamıyorsan kalma hocam. Bu kadar basit bunlar. Bak ben de izleniyordum kankacığım. 10.000 izleniyordum ben de. 8.000 izleniyordum. Anladın mı? Ben de izleniyordum. Bak mesela şu anda izleyicim düştü. Ne yaptım kanka? Atladın mı sahaya? Atladın mı kanka? Devam bir boş yapma. Senin anneni sikerim, siktir git. Heh. Pardon, kusura bakmayın. Orayı kısa bir keseriz artık orayı. YouTube'a falan atacaksanız kesin orayı. Linç falan ederler YouTube'da. Kusura bakmayın kankalar. Özür diliyorum. Bak kanka, yaptım mı? Yo, yapmadım. Yani hani neden kanka? Bak 4,5 milyon abonem var. Gayet güzel gidiyorsun. Başarılısın. Özgüvenin tam. Yardırmış gidiyorsun. Enes Batur'a geçeceğim diyorsun. Her şey güzel. Yani neyine yetmedi? Değil mi kanka? Ne bileyim abi, hoş değil ya. Ama şunu da söylüyorum. Bak altını çizerek söylüyorum. Ülkede o kadar tecavüz olayları oluyor. Yok kadınları falan dövüyorlar. Haberler çıkıyor sağa sola. Amına koyayım o gözü boyananların. Herkese diyorum. Çoğu olay adam bir YouTuber diye o kadar ülkeyi kalkındırdı ki. O ceza yesin, idam yesin, onu siksinler, bunu öldürsünler. Kanalı kapansın, müebbet yesin, amına kodum çocuğu bilmem. Nasıl bu kadar haber olmadı? Nasıl bu kadar haber olmadı? Yani bizim milletimiz de bir garip abi. Vallahi garip ya. Vallahi garip ya. Ülkeyi rezil etti. Ha siktir oradan amına koyayım. Sanki bu olayı sadece Türkiye'de bir adam yaptı. Ülkeyi rezil etti. Bak bu da yanlış. Vallahi yanlış. Yanlış hocam ya. Ülkeyi rezil ettiği falan yok amına koyayım. Kimse de ağlamasın yani o konuda. Öyle bir şey de yok yani. Ama şimdi ben de biliyorum o zihniyeti. Yaptığı olayı hangi amaçla yaptığını. İstediği gibi geri sekmedi. Hani onu da söyleyeyim. İstediği gibi tepki alamadı. O yüzden böyle bir video çekmek durumunda kaldı. Ama şu videoda birazcık daha samimi olsaydı benim mesela gönlümü kazanırdı. Evet arkadaşlar, ben cidden böyle bir şey yapmak istedim. Ve yapma amacım şuydu. Ama cidden yaptığım doğru değildi ve bunun için sizden özür diliyorum diye daha samimi konuşsaydı ben bu adamı saygı duyardım, bu adama. Belki şu an bu kadar ağır konuşmazdım şu videoyu izledikten sonra. Ama ne oldu abi? Bak şimdi adam reklamın iyisi kötüsü olmaz ya kankalar. Bu o işte ya, biliyor musunuz? Vallahi o. Bu adam şu an gazeteye çıktı. Bu adam şu an haberlere çıktı. Bu adamı herkes konuşuyor. Bu adam bütün Instagram sayfalarında, bu adam bütün Twitter sayfalarında, anladınız mı? Çok önemli bir PR aslında. Hani şunu demek istiyorum. YouTuber veyahut da bir içerik üreticisi için bu çok önemli bir durumdur. Onu size söyleyeyim. Bu adam bu videodan bile para kazanacak. Düşün kaç milyon. Onu düşünme kanka. Yani benim söylemek istediğim, bu adamı tanımayan çok kişi tanıyacak ve kim diye, bu adam kim amına koyayım diye bakıp tanıyacak yani, anladın mı? Örnek veriyorum. Haftalık Instagram profil ziyaretin senin 50.000'ken bu olay yüzünden 1 milyon olacak. Yani Instagram bu olaya şöyle bakmıyor. Ha bu adam cidden bu yüzden ünlü olmuş, o zaman ben bunu önermeyeyim diye bir şey yok. Anladın mı kanka? Yani düşünülmesi gereken şeyler aslında bunlar değil. Yani adamın yapmak istediği çok daha farklı şeyler. Ya tabii bunu sadece ben böyle düşünebiliyorum. Benim kafamda, benim zihniyetimde bunu bu şekilde düşünen yok. Ama bir YouTuber'ın, bir yayıncının vesaire aslında istediği şey bu. Anladınız mı kankalar? Instagram'ı kapandı deliminin. Abi kapandı, kapanmış olabilir ama her yer mesela... Adam Google'a şunu yazıyor kanka. Deli mi ne kimdir? Anladın mı? Adam geliyor bunu yazıyor. Bak görüyor musun? 10 saat önce Sözcü Gazetesi, Habertürk, Sabah. En çok okunan haberler. Anladın mı? Olay şu yani. Adam bunu yazıyor. Konuştukça sinirleniyorum. Yani yanlış şeyler hocam. Yani gerek yok ya. 4,5 milyon abonem var senin. Ne bileyim abi.